Evet, herkese merhaba. Şimdi biliyorsunuz yıllar önce bir dergide Peygamber Efendimiz'e hakaretler içeren karikatürler yayınlandı. İşte o zamanlar bizim ülkemizde de bazı köşe yazarları ve muhalefetten isimler işte bunun özgürlük adı altında öngörülebileceğini söylemişti. Bunun tartışmasını yaptık ve işte o karikatürü çizen kişi bir trafik kazasında yanarak can vermiş. Kimse kusura bakmasın ama ateşi bol olsun diyorum. Çünkü hiç kimsenin kutsalına hakaret edilmez. Ama bu yapıldı ve bu yapıldığı zaman da kendi ülkemdeki güya sözüm ona Müslümanların ifade özgürlüğü adı altında Peygamber Efendimizin çizilen bu karikatürünü haşa diyorum. Ve o hakaretleri ifade özgürlüğü içine sığdırıp savunmaları çok daha acıydı. Evet, kendisi iki polis korumasıyla birlikte bir kazada can verdi ve yanarak can verdi. Ne kadar enteresandır değil mi? Yani insanlar çok garipler. İnsanlar hiç ölmeyecek zannediyor. İnsanlar hiç düşmeyecek zannediyor. Allah kimseyi düşürmesin ama herkes yüreğinin ekmeğini yiyor bir kere, bu bir gerçek. Ama bu karikatür yayınlandığında bu ülkede bu karikatürün karşısında durmayanlar ve ifade özgürlüğü adı altında kutsala hakarete göz yumanlar inandıkları din neyse onu sorgulasınlar. Çünkü bu hangi dine insanlar inanıyorsa inansın hiçbir kutsala yapılmayacak bir şeydi. Ama İslamofobiyi biliyorsunuz ve bu İslamofobinin içinde işte özellikle işte Müslümanların kutsalı ne Kabe, Müslümanların kutsalı ne Kudüs, Filistin, Mescid-i Aksa, Müslümanların kutsalı ne Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'i ayaklar altına alanlar, yakanlar, yani insanların inançlara saygılı olması için illa ne ona inanması ne de ona inanmaması, hiçbir şeye inanmamasına da gerek yok veya inanmasına da gerek yok. İnsan olmasına gerek var ama işte Lars Vilks öldü. Yanarak öldü. Hani Allah'ın değirmeni ağır öğütür ama iyi öğütür. İnsanlar bir konu hakkında işte böyle yazıyorlar, çiziyorlar, yapıyorlar. Şimdi kendilerine göre işte özgürlük, bu bir özgürlük değildir. Bir başkasının kutsalına saldırıyorsan bu hadsizliktir, bu terbiyesizliktir, bu saygısızlıktır. İşte hepsini topladığınız zaman neticede Allah'ın dediği oluyor. Ama bu ilahi adalet midir, nedir bilmiyorum. Ama şunu görüyorsunuz. Yani kimsenin yaptığı yanına kalmıyor. Ve kendimizi sorgulayarak kendimize inancın ne olduğunu bir kez daha hatırlatarak çocuklarınızı doğru inançla yetiştirin. Çünkü çok büyük sorun çocuklarınıza doğru inanç şekli göstermiyorsunuz. Çocuklarınızı doğru yetiştirmiyorsunuz. İnanç sistemini doğru aşılamıyorsunuz ve bakıyorsunuz bugün insanlar yaşadığı gibi inanmaya başlamış. Konuşuyoruz, konuşuyoruz. Ondan sonra toplum niye bu hale geldi? Niye bu hale gelmesin? Niye gelmesin? Ne kadar sahip çıktınız, ne kadar korudunuz? Ben kendi adıma açık söyleyeyim. Yapamadığım ibadetlerim olabilir ama hak olanı her zaman savundum. Her zaman onun hak olduğu, benim günahkar olduğum ama o ben böyle yaşıyorum, böyle falan değil. Allah hepimizin günahlarını affetsin. Her koyun kendi bacağından sığınacak ama asıl olan iman hakikatlerine sahip çıkmak. İşte bu karikatür yayınlandığı zaman da bu ülkede ifade özgürlüğü adı altında kendi inandım dediği dinin peygamberine bu hareketi savunmaya kalkanlar, görmezden gelenler ve bunu normal görenleri de gördük biz. Allah bizi onlardan eylemesin. Şimdi hani Allah biliyor ya hani Allah'ın değirmeni ağır öğütür ama iyi öğütür. İşte o gibi bir durum oldu bu. Cehennem ateşi derinde çıkamasın inşallah. Ne diyeyim ben?
insan hani kızmayın bana ama ateşi bol olsun. Herkes birbirinin inançlarına saygılı olsun. Herkes birbirine saygılı olsun. Herkes hakkıyla yapsın bir işi. Ha, herhalde yapamıyorsan yani o zaman saygılı olacaksın. İnanmak önemli. İnanmamak da saygı duyuyorsan kişi bazında önemli. Ama önemli olan insan olmak. Evet. Tarihin verdiği bir ders olarak ben bunu görüyorum. O tarihteki kimin? Cenab-ı Allah'ın. Her şey Cenab-ı Allah'ın. Cenab-ı Allah işte unutmuyor. Ve kimse herhalde Müslümanlardan buna üzülenler yoktur. Yani ben şimdi üzüldüm. Ay yine de insan mı diyeceğim? Özür dilerim diyemiyorum. Diyemeyeceğim. Diyemeyeceğim. Hiç de üzülmedim. Kimse de kusura bakmasın. Ateşi bol olsun diyorum. İnançlarınıza sahip çıkın.